Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir hafta. 13 Ekim, 7 Ekim, 13 Ekim arası. Burçlarımızı neler bekliyor diye başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Evet tabii ki koçlar diyoruz. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 2 Ekim'de güneş tutulması sevgili koçların yuva ev, e, ilişkiler evinde gerçekleşmişti tam karşı evlendi. İlişkiler, evlilik, ortak çalışmalar, ortak projeler. Bütün bunları sevgili koçlar tekrar gündeme getirdiniz. Hiç ummadığınız, belki de beklemediğiniz alanlarda size giren teklifler olabilir. Evet sevgili koçlar biliyorsunuz güneş tutulması ilginç bir tutulma. Aynı zamanda 2 Ekim Türkiye saatiyle 21.45 civarında gerçekleşti. Ve koçların bu 7. evine bayağı bir sallamaya başladı. Aslında tutulmalar 15-20 günü hatta bir ay öncesinden etkisini göstermeye başlar ve güneş tutulması radikal bir tutulma olduğu için de 90 gün içinde kendisini gösterir. Evet sevgili koçlar ilişkiler çok önemli biliyorsunuz ama bu hafta çok daha ilginç olaylar olacak. Özellikle 10 Ekim'de Jüpiter Retrosu başlayacak İkizler Burcu'nda. Ve 12 Ekim'de de Plüton'un retrosu bitecek e, Oğlak Burcu'nda. Çok ilginç değil mi? Birinin retrosu başlarken diğerinin retrosu bitiyor. Kafa karma çorman, karışıklık. Peki retrosu biten eviniz hangisi sevgili koçlar? Kariyer eviniz. Evet kariyer evinizde, evinizde uzun süredir böyle sallanan işler olur ya bir türlü bitmez oldu olmadı yaptı yapmadı yapamadık olmadı e şimdi güneş tutulması sizin 7. evinizde olduğu için orada güzel iş anlaşmaları mümkündü ve 10. evinizdeki o retronun da bitmesiyle birlikte o demeyin keyfinize sevgili koçlar iş hayatınızla ilgili çok sert kararlar alacaksınız ama bu kararlar istediğiniz düzeyde olacak. E tabii ki şimdi aynı zamanda 10 Ekim'deki Jüpiter Retrosu'nda düşünelim. Orada da bir retro başlayacak. Jüpiter Retrosu'na baktığımız zaman nerede sevgili arkadaşlar? Tabii ki sosyal evinize etkileyecek, aşk evinizi etkileyecek. Ee, özellikle internet ve sosyal medya üzerinden iş yapıyorsanız onlarla ilgili bazı konuları testten geçirmek zorundasınız. Hani yapmamanız gereken, atılım e, yapmamanız hatta biraz durmanız gereken konularda gereksiz atılımlar yapmayın. Orada biraz sosyalliğinizi yavaşlatacak. Kendinizi iş konusunda, işle ilgili konulara daha çok vermeniz gerekecek ama o sosyal medyadaki o retro biraz sanki işinizi yavaşlatıyor sevgili koçlar. Hani evet işinizle ilgili çok güzel bir atılım yapacaksınız. Kariyer evinizdeki Pliton retrodan, retrodan kurtuluyor hafta sonuna doğru. Fakat ayın 12'sinden sonra. Ama fakat o onu Perşembe günkü o Jüpiter retrosu biraz yoracak sizi. Fakat genel anlamda baktığımız zaman sevil koçlar, Mars'tan da çok güzel etki alıyorsunuz. Özellikle e, aile yuva evinizde Mars var. Orada bir hareketlenme, iş bağlantılı işleriniz çok güzel. Geride kalmış ya da uzun süre gözden kaçmış konuları da tekrar karşınıza çıkaracak Çok güzel iş anlaşmaları yapacaksınız. Biraz kaotik gibi olacak ama sonuç sizin neyinize gelişecek. Emin olun biraz sakin ve akışta kalarak sonuca daha sağlıklı bir şekilde gideceksiniz. Evet sevgili koçlar. Güzel bir hafta sizin için olsun. Yeni bir hafta artık Ekim'in en güzel dönemindeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşeceğiz nasıl olsa. Merhaba sevgili arkadaşlar Tabii ki sevgili boğalar diyoruz yükselen burcu ve ay burcu boğa olanlar bakalım bu hafta sizlerle neler yapacağız Çünkü enerjimiz çok farklı biliyorsunuz gökyüzü çok karışık ayarları gitti gezegenlerin geçtiğimiz haftaki o Güneş tutulması ile birlikte herkesin hayatında çok yeni yepyeni pencereler açıldı açılmaya da devam ediyor olumlu olur olumsuz olur o çok önemli mi? Tabii ki bizim hayatımızdaki iz düşümleri çok önemli. Beklediğimiz şeyler bazen bir anda gerçekleşecek ama beklemediğimiz aniden gerçekleşen ve bizi üzen konular da söz konusu olabilir. O yüzden sevgili boğaların bakalım haritalarında bu tutulmalar ve bu hafta gezegenlerimizin şekil değiştirmesi neler olacak. Özellikle biliyorsunuz sizinle aynı kategoride olan toprak enerjisi taşıyan sevgili oğlaklarda ayın 12'sinde retro bitiyor. 12. sizin daha çok 9. evinize etkilediği için bir takım projelerle ilgili gecikmiş haberler bir anda düzelebilecek. Ama bu arada tutulma çalışma evinizde ve sağlık evinizde olduğu için sağlığınızla ilgili konuları biraz daha hassaslaştırmış olabilir. Çünkü tutulma sayesinde uzun süredir yarım kalmış sağlığınızla ilgili bir takım tedavileri tekrar ele alıp sonuçlara gideceksiniz. Bu Venüs akrep burcunda, tam zıt burcunuzda. Seviyorsunuz, seviliyorsunuz, aşkı özlem duyuyorsunuz. Aşk olduğunuz kişiyle ya da iş yaptığınız, birlikte olduğunuz kişiyle biraz yoşkulu ve tutkulu bir ilişkiler içindesiniz. Zaman zaman çekilseniz bile bu Venüs ilişkisi sizi daha mutlu ya da daha algısı yüksek yapıyor. Tabii ki Venüs de ayın 12'sinden sonra retrodan kurtulan Pliton 9. ve 7. ev çalış e, birliktelikleriyle daha iyi olacak. Yani onların arasındaki açılar sizin özellikle yabancı ülkeler, iş ülkeleri, iş anlaşmaları ve yaptığınız anlaşmaların sonuçlarını daha artı görebileceksiniz. Bu arada evet ayın ee, özellikle onun da e, ne oluyor? Jüpiter retrosu başlıyor sizin para evinizde. Gecikmiş masraflar, aniden çıkan paralar, parayla ilgili problemler, yapabileceğiniz düzeltmeler, gecikmeyi parayla ilgili iniş çıkışlar, ayarlarınızın bozulması bunlar da söz konusu sevgili boğalar fakat Venüs'ünüzün akrepte olması size her konuda yardıma hazır. Siz seven dostlarınız, arkadaşlarınız var. Bu konuda sizi muhteşem bir şekilde enerji verecekler ve bu şey, e, ayarı kaçmış işlerinizin yeniden düzelmesini sağlayacaklar. Ama Merk e, e, Jüpiter Retros'u biliyorsunuz para evinizde zaman zaman sizin çok heveslendiğiniz işlerinde ya da para kazanma hevesinizinde ara sıra yarıda kalmasına da neden olabilir. Aniden başlayan bir işin ani bir şekilde don, donabilir, kalabilir. Çünkü biliyorsunuz jüpiter retrosu para evinizde şansınızın birazcık yavaş çalışmasına neden olacak. Fakat bu arada bazılarınızın da uzun süredir beklediği ve bir türlü gerçekleşmeyen parasal hareketlenmeler tekrar gündeme gelecek. Ödenmemiş borçlar, ödenmesi gereken faturalar, bütün bunlar da kafanızı yorabilir. Ama terazideki o güneş tutulmasının para evinize muhteşem bir açı yapması ve bu arada Merkür'ün de terazi burcunda güneşle birlikte hareket ederek sizin Jüpiter'inize muhteşem bir 120 derecelik açı yapmasıyla birlikte para ve çalışma hayatınızdaki o istediğiniz ayarları kurabileceksiniz. Sonuç olarak ne diyoruz? İlişkilerinizde büyük tutkular var. İş hayatınızda gecikmiş iş başarınız tekrar gelecek. Yabancı ülkelerle ilgili konumlar varsa onlar da tekrar gündeme gelecek. Çünkü Pliton Retrosu ayın 12'sinden sonra, Cumartesi'den sonra Ileri hareket etmeye başlıyor ve Kasımın 20'sine kadar oğlaktaki hareketlerime devam edecek. Artık ondan sonra veda edecek. E ne yapacak sevgili boğalar 20 Kasım'da kariyer evinizde artık yıllarca kalacak. Evet, evet, güzel bir hafta, iyi bir hafta, ilginç bir hafta. sonuçları bakacağız, hep birlikte göreceğiz. İyi ki varsınız, siz seviyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili ikizler, yükselen burç ay burcu ve kendi ikiz olanlar. Evet ikizleri seviyoruz. Merkür yan tarafları çok güzel geliyor bize oldukça. Çünkü ikizlerin çok güzel konuşmaları vardır. Akıcıları hızlı konuşurlar. Kendilerine güvenirler. Söyledikleri sözler biraz uçucu olabilir ama en azından çevresinde hoş bir etki bırakırlar. Bu arada Mars Yengeç Burcu'nda sizin para kazandırma ve daha çok çalışmanıza neden oluyor. Bayağı bir koşturuyorsunuz. Enerjiniz çok güzel. Fakat burada arada 7. eviniz yani karşıt eviniz Yay Burcu'nun yöneticisi epeydir sizde. Sizde kalmaya devam edecek. Aşağı yukarı Haziran'a kadar sizde kalacak. Ama bu ara özellikle onundan sonra retroya başlıyor. Retroya başlamasıyla birlikte ee, sevgili ikizler bir ara böyle bir sersemlik geçirecek. Hani rüzgarda havaya çıkmışsınız da kafanız karışmış gibi ya da aynı anda çok şey düşünüyorsunuz da düşüncelerinizi toplayamıyormuşsunuz gibi bir hava içinde olacaksınız sevgili ikizler. Fakat bu size yakışıyor. Bu arada aşkla ilgili konular gündemde. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 2 Ekim'de saatler Türkiye saatiyle 21.45'te çok güzel bir güneş tutulması gerçekleşmişti sizin aşk sosyal ve çocuk evinizde. Bu da sizin için güzel ufuklar, yenilikler açtı açmaya da devam edecek çünkü güneş tutulması aşağı yukarı 90 gün sizin e, size etki vermeye ya da etkilerini görmeye devam edeceksiniz. Evet bu arada sevgili kezler çalışma evinizde bir Venüs var Akrep burcunda. Çalıştığınız insanlarda kurduğunuz diyaloglar, tutkulu dostluklar, güzel sevgi dolu karşılıklı söyleşiler, güzellikler devam ediyor. Bu da sizin için muhteşem. Bu arada Oğlak burcunda retro bitiyor. Evet ayın 12'sinden sonra yani baktığımız zaman cumartesiden sonra retrosu bitiyor. Bu maddi konuları gündeme getirecek sevgili ikizler vardır ya. Hani paranız tıkanmıştır alamıyorsunuzdur. Ama Plito'nun retrola bitmesi ve para evinizdeki Mars'ın da yengeçte hızlı çalışması, ev, yuva, toprak, para yatırma, nafaka ya da Ödenmemiş borçlar, bütün bunlar hareket kazanacak, hız kazanacak. Borçlarınızı kapatacaksınız. Bu para ve borç alma verme dengesini yeniden kuracaksınız. Bu da sizi birazcık ferahlatacak sevgili ikizler Evet çok çalışıyorsunuz, farkındayız. Çalıştığınız zaman kendinizi unutuyorsunuz. Enerjinizi 10 bin yere bö bölebilirsiniz. Ama çok pratik bir şekilde hızlı bir şekilde toparlayabiliyorsunuz. Evet Jüpiter'in retro yapması sizin uzun süredir beklediğiniz, alamadığınız, almak istediğiniz ya da kendinize ortaya koyduğunuz konuları gündeme getiriyor. Evet ikizlerin çok ilginç, ayarlı ayarsız bir haftası ama eğlencesi bol bir hafta. Kendinizi ve çevrenizde bayağı bir öyle dalga geçebilecek ortamlarda bulunuyorsunuz. Sosyalliğiniz çok yükseliyor. Evet güneş tutulmasını, aşk sosyali evinizde olması da sizin sosyal tarafınızı daha enerjik hale geçiyor. Fırsatlar kapınızda diyoruz ve siz sevgili ikizlere de muhteşem bir hafta diliyoruz. Sevgili arkadaşlar Yengeç Burcu'na hoş geldiniz. 7-13 haftası yani 7 Ekim 13 haftası 13 Ekim arası yengeçleri neler bekliyor diye hemen böyle ilk cümlemizle başlayalım videomuza. Evet neler bekliyor sevgili yengeçler? Hala coşuyorsunuz, koşturuyorsunuz. var sizde. Çok da sinirlisiniz. Yapmayın çünkü Mars'ın öfke duvarını, barajını aşan hareketleriniz olabiliyor. Bu konuda lütfen çok dikkatli olun. Evet siz seviyoruz, çok seviyoruz. Hayatınıza çok güzel katkılarınız var. Çevrenizde, anaç insanları kucaklıyorsunuz. Bunda çok haklısınız ama düşünün yani o Mars girdiğinden beri sizi bayağı bir coşturuyor. Bu arada güneş tutulması biliyorsunuz sizin aile ve yuva evinizde olmuştu terazi burcunda. Evinizi değiştirmek, kendinizi değiştirmek, hayata bakış açınızı değiştirmek, her şeyi çok değiştirmek istediniz. Ama bu haftanın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Venüs Akrep Burcu'nda hala ve Venüs'ün Akrep Burcu'nda olması aşkla ilgili konular böyle hızlı hızlı ilerlemeye başladı, devam ediyor. Devam etsin bakalım size çok şey kazandıracak sevgili arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili çok önemli, çok güzel günlerden geçiyorsunuz. Ve 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 karşı tevinizde Pliton Oğlak'ta retrodan ayın 12'sinden sonra kurtuluyor. Rahat hareket etmeye başlıyor. Beklediğiniz haber bu. Artık ilişkilerinizdeki düzeni kurabileceksiniz. Fakat bu ortada başka ne var biliyor musunuz? 12. evinizde Jüpiter ayın 10'unda retroya başlıyor. Eski düşünceleri toplayın, yapamadığınız işleri, yarım kalmış düşleri, planlarınızı hızlı bir şekilde yapın. Hızlanın biraz sevgili yengeçler. Evet Mars sizi birazcık kızlandırıyor ama bazı konularda da yoruyor. Düşünce bazında düşündüğünüz zaman yarım kalmış eksik düşünceleriniz var. Çünkü 12. ev biraz geriye götürüyor. Hadi bakalım düşünün. Geçmişte neyi yapamadınız? Yapmak isteyip de yarım kalan konularınız neydi? Hangi planlarınızı eksik bıraktınız? Hadi onları Jüpiter sayesinde basın, yayın, iletişim, yazım, çizim yani iletişimle ilgili konular gerçekten sizin için çok çok önemli. Bunları hadi çevrenizle birlikte ortaklaşa açtığınız, yaptığınız projelerde kendinizi gösterir. Evet Akrep'teki Venüs size her konuda yardım ederken, eksilen Pliton, retrolar, retrodan Pliton tekrar ileri hareketine başlamasıyla birlikte ilişkilerinizde muhteşem bir düzelmeler, güzel imzalar, daha çok böyle kararlı taraflarınız ve kararlarınızı karşı tarafa yansıtacağınız çok güzel bir haftanın içindesiniz. Sadece bu güneş tutulması aile ve yuva evinizdeki yapılanmayı biraz zorlayacak ama siz biraz kararlı olduğunuz zaman sonuçlara daha iyi gideceksiniz çünkü Jüpiter size geriye giderek eski hataları yapmamanızı sağlayacak. Tabii ki Satürn Neptün'de retroda devam ediyor balıkta. Bu retroların size artıları olacak diyoruz. Siz sevgili yengeçlere de müthiş güzel bir hafta diliyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. 7 ve 13 hafta diyoruz. Ekim'in 7-13 haftasında bakalım neler var. Öncelikle aslanlar, yükselen aslan, ay burcu aslanlar için hemen başlayalım videomuza bakalım neler yaşayacaksınız. Biliyoruz aslanlar güneş insanları, hırslılar, ataklar, kendi içlerinde coşkuları çok fazla. Hoşgörülü tarafları da var ama bazen bu hoşgörülü taraflarını çok fazla ortaya dökemezler. Biraz da böyle yüksek egoları vardır ama onlara yakışıyor o ego. Egosuz bir aslan düşünemiyorum zaten. Onların böyle vakur halleri, gömür gömür sesleri, biraz burunları dik, biraz kibir aslanları en güzel yapan özelliklerden biri. Şimdi neden dedik? Çünkü güneş tutulması sevgili aslanlar biliyorsunuz terazi burcunda oldu. Terazi burcu sizin için ilginçti her anlamda ilginçti. Şöyle baktığımız zaman iletişim evinizdeydi. İletişim evi sizi birazcık yordu tabii ki. Bazı insanlarla ilişkilerinizi kesmek zorunda kaldınız. Bazılarının gerçek yüzü gördü. Görmediyseniz zaten görmeye devam edeceksiniz. Bir sürü kaynaşmalar var. Burada virüs akrepte böyle içinizle ilgili önemli ve güzel böyle kendinizi ön plana çıkarak işler yapacaksınız sevgili Aslanlar, evinizi seviyorsunuz, aile toplantılarını seviyorsunuz. Hatta uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla oturup aile masa başında birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi, dostluğunuzun ne kadar önemli olduğunu ve birbirinizi kimsenin bilmediği sırları paylaşmaya başlayacaksınız. Ama sevgi dolu sırlar olacak bu. Çünkü 12. evinizde bir Mars var. Mars ara sıra sizi böyle öfkeli yapıyor. 12. ev birazcık içsel düşünceler, takıntılar, istediğiniz ruhani taraflarınız. Orada birazcık sanki böyle arada bir kabarıyorsunuz gibi. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü sizin o siniri ihtiyacınız var. Bazen insanların öfkeye de ihtiyaçları var. Çünkü öfke sayesinde gerçekleri daha çok ortada görebiliyorlar. Ve bu arada ayın biliyorsunuz 12'sinde Pliton Retrosu bitiyor. Onun da da terazideki ikizlerdeki Jüpiter Retrosu başlıyor. Bir retro biterken bir retro başlıyor. Biti, retro bittiği için ayın ondan sonra daha sosyal olacaksınız. Eski arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Sosyalliğinizde artık diyeceksiniz ki ee, yeni ilişkiler istemiyorum. Eski dostlarımla bir arada olmak istiyorum. Onlarla konuşmak bana iyi geliyor. Onlarla konuşurken eskiyi konuşmak bana daha mutlu ediyor. Yenilikler benim ilgimi çekmiyor. Öyle bir moda girebilirsiniz sevgili aslanlar çünkü jüpiter retrosu size bunları getirebiliyor. Ama aynı zamanda Pliton oğlakta biraz sizi daha e, e, hızlı çalışmanıza neden oluyor bu uzun süredir yarım kalan planlarınızı çok hızlandıracaksınız. Artık sosyal ortamlarda ya da önemli insanların görüş açıları, size katkıları, sizin onlarla kuracağınız bağlı, bağlılıklar, bağlantılar çok önemli olacak. Yani sevgili aslanlar, biraz nostaljik, biraz yeniliklerde ilerleme, biraz sinirli ama bu arada muhteşem dostlarınızla en içi halleriniz çok daha güzel olacak diyoruz. Siz sevgili asanlar, siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta diyerek hemen cümlemize klasik cümlemizle başlayalım. Evet sevgili Başaklar, Merkür yeni insanlar hep söylediğimiz cümle bu ama gerçekten Merkür'ü en güzel etki üzerinde taşıyan ve gerçekten Merkür'ün çok yakıştığı burçlardan biri. Evet Merkür biliyorsunuz Terazi Burcu'nda, Venüs Akrep Burcu'nda. Çok karışık bir hafta. Öncelikle Venüs'ün özellikle Akrep Burcu'nda olması sizi birazcık yoruyor sevgili arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda derin düşünmeye başlıyorsunuz. Hayatla ilgili konularda daha enerjik olacaksınız. Evet sevgili Başaklar'ın en güzel hareketlenmelerinden biri derin düşünceleri. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz ne oluyor? Merkür Jüpiter retro yapıyor kariyer evinizde. Jüpiter'in eski dostlar, eski arkadaşlar, eski iş teklifleri yeniden gelecek. Unutmayın sevgili Başaklar. Ama bu arada sizi en çok yoran konulardan biri de e, retrolar, Uranüs retro yapıyor, Jüpiter retro yapıyor. Ayın e, onundan sonra Jüpiter de retroya başlıyor. 12'sinde ikisinde Plüton'un retrosu düzeliyor. Trafik karışık. Bir taraf düzelirken bir taraf kendi içinde bozuluyor. Bu bozulmaların arasında kendinizi dik tutmak, kuyruğunuzu dik tutmak zorundasınız sevgili başaklar. Ama bu arada sosyal tarafınız bayağı bir hızlı gidiyor. Mars sizi çok güzel etkiliyor arkadaşlarınız, dostlarınız ve görüştüğünüz insanlarla çok güzel diyaloglar içindesiniz bu arada. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz para evinizde bir tutulma olmuştu. Para ile ilgili yeni kapılar açılacak. Eski fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir ama lütfen yapacağınız gelen teklifleri temkinli gidin çok hızlı hareket etmeyin. Hızlı hareket ettiğiniz zaman yanlış kararlar alıyorsunuz. Ve çok iyi düşündüğünüzü sanıyorsunuz aslında. Ama Merkür size her konuda yeniden yanıltıyor sevgili arkadaşlar. O sıkı ve doğru düşündüğünüz konular aslında yanıltıcı konular olabilir. İşte o Merkür zıplaması. Merkür böyle zıplaya zıplaya gidiyor. Zıpladığı zaman da sizi birazcık yoruyor. Evet başakların bu hafta parasal konuları düzeliyor. Retronun, Plüton'un retrodan kurtulması, sosyal hayatınız daha güzel düzene giriyor. Eski iş teklifleri geliyor. Yolculuklarla ilgili fırsatlar geliyor. Hayatınızda yeni bir döngü. Bazıları bitiyor, bazıları yeni başlıyor. Ama ikisini ortalamasında doğru kararlar alıyorsunuz diyoruz. Ve siz sevgili başakları güzel bir hafta diliyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili teraziler, yükselen burç ay burcu terazi olanlar evet, terazilerimiz müthiş bir hafta geçirdiniz geçtiğimiz hafta tutulma. Evet tutulma ile birlikte hayatınızda birçok şey tutuldu. Evet 2 Ekim saatler Türkiye saatiyle 21.45 ve terazi burcundaki tutulma, Merküryen bir tutulma oldu aynı zamanda. Çünkü Merkür'ünüz de oradaydı. Güneş'in tutulması ile birlikte konuştuğunuz konular, söylemek istediğiniz bir sürü konu içinizde birikti. Yavaş yavaş ortaya çıkacak patlamaya hazır bir bomba gibisiniz sevgili ikizler, teraziler. Ve bu arada yapabileceğinizden çok daha güzel şeyler yapacaksınız. Çünkü ağzımdan ikizler çıktı. Jüpiter retrosu ikizlerde başlıyor. Evet ayın onundan sonra ikizler burcundaki Jüpiter retrosu sizi yolculuklar, yabancı ülkeler, farklı ülkeler, farklı modlar, ruhsal enerjiniz kendinizle ilgili birazcık derinlemesine araştırma. Kendinizi araştıracaksınız sevgili teraziler. Ben neyim? Ne yapıyorum? Ne yapmıyorum? Bu güneş tutulması ve Jüpiter retrosu ile birlikte önünüzde çok değişik bir kombinasyon çıkıyor. Çünkü ikizler çok düşünceli, çok hareketli, çok farklı, analitik insanlardır. Terazi ile 120 derecelik açıyla güneş tutulması ile Jüpiter retrosunu yavaş yavaş enerjileri çıkmaya başladı. Bu ara sizi karıştıran olay nedir biliyor musunuz? Kariyer evinizdeki Mars. Çok hızlı hareket ediyorsunuz, herkesi savuruyorsunuz. Ağzınızdan çıkan laf böyle enerjinizi dur 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 diyemiyorsunuz. Bu da sizi yoruyor. Tam karşınızda da ayın 12'sinde evet, Pliton artık retrodan kurtuluyor. Değmeyin keyfinize sevgili teraziler her şeyi yapabilirsiniz hayatınızla ilgili düşündüğünüz konular kurguladığınız konular çevrenizdeki konular yavaş yavaş Mars tepe evinizdeki kariyer sayesinde aktivasyona geçecek. E bu arada para evinizde tabii ki Venüs var. Evet harcamalarınıza dikkat, zevkleriniz çok önemli. Teraziler zaten kendilerine mutlu eden alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Alışveriş yapamadıkları zaman kendilerini kısıtlanmış gibi hissediyorlar. Venüs onları çok derinleştiriyor. Derinleştirmiş Venüs sizi daha da zorluyor. Bu arada karşıt finans evinizdeki Uranüs Retrosu da var bu arada. İş, para kazanmak, denge derken kafa gidip geliyor. Evet sevgili teraziler. Bu karışıklık içinde size en güzel gelen Jüpiter'in retrosuyla Venüsün güzel durumları hem paranızı kazanıyorsunuz hem tutulma sayesinde ve Merkür sayesinde iletişiminizi farklı ülkelerle farklı konumlarda, farklı ekollerde kurabiliyorsunuz. Yelpazeniz çok geniş. Vizyonunuz çok güzel ve haftanın en çok para kazanan en çok eskiden yarım kalmış işlerini düzelten ve en çok da aile içindeki konumları tekrar düzeltip kariyer evinizdeki başarınızı alkışlamaya devam edin. Mars ve Venüs açınızda mükemmel. Evet sevgili teraziler iyi ki varsınız. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz sevgili akrepler diyerek yükselen burcu ve kendi akrep olanlar. Seviyoruz sizi. Çünkü Mars insanısınız, Plüton insanısınız. E, Plüton'da Oğlak Burcu'nda ayın 12'sinden sonra ileri harekete gidiyor. Cumartesi'ye denk geliyor. E, Jüpiter'de geriye var, gidiyor. Yani baktığımız zaman gezegenler hep birbirini çürüten hareketler yapıyor. E, şimdi Akrep Adalı bir burçtur. Yani ağır abidir, ağır abladır. Ne istediğini iyi bilir. Böyle bir empatik tarafı vardır. Çok güçlüdür. E şimdi onun Mars'ı yengeçte, yöneten Mars yengeçte. Daha evcil, daha aile için çok şey yapan bir e, yapı sergiliyor epeydir. Çünkü yengeçvari bir akrep görüyoruz. Fakat Pliton da oğlaktaydı. Pliton da retrodaydı. Ayın 12'sinden sonra düzeliyor. Oğlakla yengeç özelliklerini görebilirsiniz akrepte özellikle bu hafta. E şimdi oğlakta ne vardır? Baba önemlidir, aile öne önemlidir, kurumsal işler önemlidir, kararlıdır. Mars yengeçte aile ve duygu karmaşası, duygularının peşinden koşar, du kabarıktır duygular. Seviyor, e, severim, yaparım, koşarım, giderim havasındadır. Şimdi akrep bu iki özelliği taşırken biraz düşünmek lazım çünkü üçüncü ev ve aynı zamanda karşı finans evi ve dokuzuncu evini çok güzel etkiliyor. Özellikle Mars dokuzuncu evinde. E şimdi dokuzuncu ev bir yerlere gitmek istiyor. Finans evinizin yanı ama para harcayarak gidilen yerler, araştırma yapılması gereken yerler, biraz duygusal para harcamanız gereken konular sevdikleriniz için, kendiniz için. Şimdi akrep burada düşünüyor ama Mars'tan çok güzel etki alıyor. Bu arada Venüs akrep burcunda tutkulu aşklar, beğenilen insan, girdiği ortamda yani iz bırakan insan sevgili akrepler. Venüsyan bir akrep bu arada. Çünkü Venüs karşıt evinin yöneticisi Boğa'da. Boğa'da da Uranüs Retrosu var. Uranüs Retrosu Boğa'da eski fırsatları, eski sorunları mükemmel bir şekilde çıkarıyor aslında. Her eski şey kötü değildir. Ama bu arada güneş tutulması, sevgili akrepler 12. evinizde oldu. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Değişimi yaşamak istiyorsunuz. Eski konuları görmek istemiyorsunuz. Çok da haklı nedenleriniz var. Ama bu haklı nedenlerinizin hemen karşısında da eski fırsatlar var. Yani güneş tutulması sizi yenilirken, yenil yeni, yenilerken eski fırsatlarda sizi yeniden karşınıza çıkıp ayıklamanızı sağlıyor. Hani bu bana önemli, şu önemli, bu önemli. Bunu yaparım, onu yaparım deyip kendi içinizde enerjinizi yeniden denetliyorsunuz sevgili akrepler. Şimdi bunu yaparken sevgili akrepler çok şey kafanızda. Özellikle kardeş bağları, uzun süredir sizi sıkan konular hepsi karşınızda. Ve karşınızdaki öyle olaylar sizi denetimden geçirecek ki siz de anlamayacaksınız. Ve bu arada balıktaki Venüs'te, Neptün'le, Satürn'ün retrosu da yine sizi daha disiplinli, daha yumuşak, daha hayatınıza farklı bir konum getiriyor. Evet akreplerin çok ilginç bir haftası, bayağı bir ilginç haftası ama bu akrepler için farklı konumlar, farklı kapılar açacak, farklı şeyler boğadaki Uranüs'te o aniden değişen şartlarını da bir düşünün bakalım. Sizin için değer mi? Boğadaki Uranüs, Oğlak'taki Pliton, aynı zamanda Balık'taki Neptün ve Satürn size olumlu katkılarda bulunuyor. Çünkü Venüs sizde. Haftanın en güzel insanı sizsiniz diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili yaylar, yükselen ve kendi burcu yay olanlar. Aynı zamanda ay burcu yay olanlar. Evet nasılız yaylar? Güneş tutulmasından nasıl etkilendik? Hadi bakalım birlikte konuşalım. 11. evinizde gerçekleşmişti güneş tutulması. Bu sizin için güzel bir şeydi. Çünkü aynı zamanda çevresel koşullarınız, enerjiniz yükseldi. Kendinizi farklı bir modda hissetmeye başladınız. Yani beyninizden yeni bir dalgalanma oldu. Ve siz artık eski siz olmamaya başladınız. Bu sizin için güzel bir olay. Çünkü siz kendinizi yeniliyorsunuz sevgili yaylar. E, son gün ayarlarınız bir anda yenileniyor. Yeni gündem haberlerini çok kolay aşabiliyorsunuz. Kendinizle ilgili yani geride kalmamayı başaran önemli burçlardan birisiniz. O yüzden yayların bu özelliğini seviyoruz. Ve sevgili yaylar. Ayın e, onun da biliyorsunuz Jüpiter Retrosu başlıyor sizin karşı tevinizde. Ve aynı zamanda güneş tutulması ile birlikte Jüpiter Retrosu eski olayların şeklini değiştirerek yeni bir şekilde sizi sunacak. Ayrıca ayın 12'sinde para eviniz denen oğlakta da Pliton Retrosu bitiyor. Hızlı hareket etmeye başlıyor. Para akışınız hızlanacak. Yapabileceğinizden çok daha farklı işler yapmaya başlayacaksınız. Ve kendinizi bir konuda daha gelişmiş hissedeceksiniz. Yani uzun süre böyle uğraş verdiğiniz parasal konularınız varsa bir anda önlerinizin açıldığını hissedeceksiniz. Bu arada Mars yengeç burcunda. Sizin karşıt finans evinizde. Yengeç biliyorsunuz duygusaldır, parayı sever, biriktirmeyi sever. Ama maalesef para biriktirme konusunda ne kadar isteseniz de Mars size biraz para harcatıyor sevgili yaylar. 8. evinizde ortak konular, ortak paydalar, arkadaşlarınızın konuları. Bunlar için para harcamaya başlayacaksınız. Bunları yaparken de çok takılmayın. Çünkü yaylar çok bereketli insanlar. Ne yaparsa yapsınlar bir şekilde para gelir onları bulur. Ve aile ve yuva evinizde balık burcundan Neptün Satürn devam ediyor. Bu da sizin ailenizle ilgili sorunlar ve size yapılan haksızlıklar tekrar tekrar karşınıza çıkıyor. Burada arada 12. evinizde Venüs var. Gizli duygular, gizli aşklar, gizlilikler yayları gelip buluyor. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir arada konuşurken bile insanların onlara sevecen ve sevgi dolu yaklaşmaları yayların alıştığı bir şey zaten. Yani Venüs onların çok fazla gizli hayranları olduğunu gösteriyor. Yardımlaşma konusunda da sevgili yaylar bu hafta son derece Mükemmel bir şekilde performans sergiliyorlar. Yani sevgili yaylar. Bu arada e, Pliton e, Uranüs Retrosu var günlük hayatınızla ilgili konularda. Evet eski fırsatlar yeniden garip bir şekilde karşınıza çıkacak ama bu gariplik size iyi gelecek. Evet sevgili yayların gerçekten çok farklı bir havaları var. Jüpiter Retrosu onlara muhteşem bir şekilde geliyor. Hadi bakalım eski konuları yeniden irdeleyelim. Evet sevgili aylar, iyi ki varsınız. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili oğlaklar. Merhaba yükselen burcu ve ay burcu oğlak olanlar. Evet oğlaklar ayın 12'sinden sonra Plüton artık retronuzdan kurtuluyor. Cumartesiye kadar biraz daha dişinizi sıkın. Plüton'un retro yapması burcunuzda size çok şey öğretti. Biliyorsunuz 2008 senesinden beri Plüton sizdeydi. Artık Plüton'un dilini çözdünüz. Hani vardır ya tehlikeli alanlarda yaşayıp da zor şartlarda çalışıp da başkalarına göre şartlarınız ne kadar zor dediğinde yo ben alışkan alışkınım böyle şeyleri deriz ya işte sevgili Pliton sizi böyle her türlü soruna alıştırdı. Artık çok güçlüsünüz sevgili Oğlaklar. Her şey o kadar iyi yapıyorsunuz ki her şey sizin için o kadar kolay ki Çözümlemesi en zor işler bile sizin elinize oyuncak oluyor. Son bir kez baktınız, ettiniz, geçmişe baktınız, biraz anılarınızda yolculuk yaptınız, eski konuları tekrar tekrar açtınız, albümleri karıştırdınız, eski kusur bir sonuçlanmayan işlerinize son nokta koydunuz, çevrenizi temizlediniz, düşüncelerinizi arıttınız ve ayın 12'sinden sonra artık ileri harekete giden Plüton'la geçmişe veda ediyorsunuz. Tam bir vedalaşma bu. Tam bir el sıkışma, ve bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz hafta kariyer evinizde bir güneş tutulması gerçekleştirmişti. Gerçekleşmişti terazi burcunda. Türkiye saatiyle 21.49-21.45 civarında ve Türkiye'den izlenmemişti. Ve sevgili oğlakların kariyer evine muhteşem bir açılış yapmıştı. Bu açılıştan payınızı alıyorsunuz sevgili oğlaklar. Karşı evinizde bir Mars var yengeçte. İlişkilerinizde büyük bir hararet var. Duygusal boşluklarınızı dolduracak ya da duygusal hayatınızı hamle yapacak, duygusal hayatınızı ön plana çıkaracak insanlarla birlikte olacaksınız. Ve bu arada hem kariyeriniz çok güzel hem de ilişkiler konusunda çok iyi gidiyorsunuz. İkizler Burcu'nda Jüpiter Retrosu başlıyor ayın 10'unda. Evet, onun da başlamasıyla birlikte kafanız karışıyor, iş hayatınız. Hadi düşünüyorsunuz, evet ben çok güzel atımlar yapıyorum, coşkuluyum, eski işleri, pürüzleri tamamladım. Ama bu günlük hayatımda böyle karışan durum ne? Ona da çözüm bulacaksınız. Özellikle enerjinizi biraz daha kamuflaj edeceksiniz, biraz daha e, kendi içinizde toparlayacaksınız ve yeni fırsatlarla eski fırsatları çok iyi birbirine kaynaştıracaksınız. Evet bu arada Neptün balıkta, Satürn balıkta, Retro'da devam ediyor dostlarınızı, arkadaşlarınızı kendi arasında, aranızda seçmeye, arıtmaya, işlerinizi düzenlemeye, keyifli, keyifli keyifli ilerlemeye devam ediyorsunuz. Evet çok ilginç, gerçekten ilginç bir Oğlak burcu bu hafta. Yeter ki ne istediğinizi çok iyi bilin. Plüton'un retrosundan sonra rahatlıyorsunuz diyorum. Haftayı fazla düşünmeden akışta kalarak geçirin. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Siz sevgili kovalar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yükselen Burcu ve kendi Burcu kova olanları bakalım bu hafta neler bekliyor. Öncelikle sevgili kovalar geçtiğimiz günlerde size geçti. 22 Ocak'ta size geçen bir Pliton vardı. Oğlaktaki yolculuğunu bitirmişti. Sonra tekrar oğlağa geçti tekrar oğlakta yürümeye başladı. Bilinçaltınızı yeniden karıştırdı. Eskiye bir anda yeniden özlem duydunuz. Ve sizdeki o değişimi hazırlanamadan ya da daha yaslayamadan bir başka yine 12. evinizde ilerlemeye başladı. Bu kovalar için güzel bir şey sevgili arkadaşlar. Artık Cuma ayının 12'sinden sonra retro yapan 12. evinizdeki Pliton tekrar ileri hareket etmeye başladı 20 Kasım'a kadar. Siz artık planlarınızı daha derin yapabilirsiniz. İstediğiniz özellikle kurumsal işler, iş toplumsal işler bu tür işlerle ilgili yeni ve radikal kararlar almak istiyorsanız özellikle bu Pliton Retrosu'nda kurtulan Oğlak'tan faydalanabilirsiniz. Ama 6. evinizde yengeç var. Yengeçte Mars var. Çalışma ve sağlık eviniz çalışanlarınızla birlikte iş yaptığınız insanlarla duygusal kapışmalar yaşayabilirsiniz. Midenizle ilgili konular sorun olabilir. Sindirim sisteminizle ilgili konulara dikkat edin. Bir anda böyle düşüp çarpmayın. Aynı zamanda Mars çünkü boyun kasları, ayaklar, parmaklar, dizler bunlar çok önemli. Spor yaparken gereksiz beslenme yapmayın. Midenizi biraz hafif tutun. Ya bütün bunlar sağlık evinizdeki Mars sizi birazcık coşturacak. Bu arada eski bir böyle çok eskiden böyle unutulmuş paralar da tekrar karşınıza çıkacaktır. Çünkü para evinizde Neptün Retrosu ve hala Satürn Retrosu var. Evet başka bir sorunumuz var, güzelliğimiz var. İkizlerde retro başlayacak. Retro ikizlerde aşk ve sosyal evinizde. Nereye gitseniz eski dostlar, eski aşklar. Hani vardır ya unutulmuş, Böyle sayfalarda eski günlerde kalmış. Onlarla bir araya gelebilirsiniz. Eski anılarınızı konuşabilirsiniz. Eski dostlarınızla, çocuklarınızla ilgili eski sorunları halledebilirsiniz. Bütün bunlar size iyi bir şekilde gelecek. Ve bu arada tabii ki Venüs Akrep'te. Venüs sizi muhteşem bir şekilde hızlandırıyor. Evet, Venüs'ün Akrep burcunda olması toplumda seviliyorsunuz. İnsanlar size hayranlık duyuyor. E, Uranüs'ün de boğa burcunda retrosuyla kendi içinizde aileyle uğraşıyorsunuz, kendi düşüncelerinizle uğraşıyorsunuz ama toplumda da muhteşem bir şekilde kendinizi lanse ediyorsunuz. Yani yaşadığınız aksilikleri çevresel ve toplumda hiç kimseye yansıtmıyorsunuz. Ve kendi hani derler ya kendi göbeğinizi kendiniz keserek olaylara parmak basarak sonuç alıyorsunuz. Yani sevgili kovaların bu hafta çok ilginç, çok özel günlerinden biri. Özellikle iş ve kariyer konusunda bitiş bir başarıları var. Alkış alacak işlerin altına imzalarını atıyorlar. Evet, iyi ki varsınız sevgili kovalar. Haftaya buluşalım. Yeniden konuşacağız. Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba sevgili balıklar. Yükselen burç ve ay burcu balık olanlar bakalım bu hafta nelerle karşılaşacaklar? Evet balıklar Neptünyen insanlarsınız ve Satürn'de biliyorsunuz retro yapıyor. Ee, aynı zamanda Neptün de retro yapıyor. Epeydir her boşluğumuzda her hafta bunu tekrarlıyoruz çünkü retrolar devam ediyor. Karşı eviniz Başak. Başak'taki Merkür nerede? Terazide. Terazi nerede? Parasal evinizde. Terazinin ne olmuştu orada? Geçtiğimiz hafta bir güneş tutulması oldu. Evet çok güzel iş imzaları ve çok güzel parayla ilgili gelirlerinizin artması ya da parayla ilgili sorunlarınızın çözülmesi an meselesi. Güneş tutulması biliyorsunuz tutulmadan en az bir ay önce tutulduktan 90 gün kadar hala etkisini göstermeye devam ettiği için özellikle sevgili balıklarının karşı finans evinizi etkiliyor. Ve bu arada Venüs Akrep'te evet muhteşem bir Venüs var. Merkür terazide güneş lafı size para kazandırmaya devam ederken Venüs Akrep'te diyor ki sevgili balıklara hadi biraz da açılın azıcık ruhani olalım. Sevgi birliğine girelim. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla yabancı ülkelerle yapacağımız konuşmalar güzel olsun. Kendi enerjimizi pozitif tarafına çekelim. Karamsarlığı bırakalım. O Neptün ve Satürn retrosundan bir kurtulalım böylesi daha iyi olacak diyor. Ama bu arada çok güzel bir şey oluyor sevgili balıklar. Aile ve yuva evinizde, evet dördüncü evinizde ayın 10'unda Jüpiter Retrosu başlıyor. Evet bu biraz sert bir etki yapıyor ama güzel bir şey en azından evinizi tamir edebilirsiniz. Evinizin eksiklerini görebilirsiniz. Ailenizde yardımlaşmanız gereken ve yardım etmeniz gereken bireyler varsa onlarla yarım kalmış olayları çözümleyebilirsiniz. Uzun süredir o iletişim kuramadığınız kişilerle tekrar bir araya gelebilirsiniz. Evet eski hesaplaşmalarınızı, eski düşüncelerinizi kafanızdan atabilirsiniz. Ama bu arada... Ayın 12'sinde Oğlak Burcu'nda retro bitiyor. Pliton retrosu. Biliyorsunuz Plüton kova burcunda sizi bayağı bir bilinçaltınızı yeniden şekillendirmişti. Geçtiğimiz 2024 başında Ocak ayında 22'sinde Plüton sizin 12. evinize girmişti. Siz biraz kafanız karıştı, karıştı, karıştı. Haklısınız karışmasında. Ama Plüton ne yapar? Her şeyi bitirir, yeniden başlatır. Bitirirken birazcık çimdikler insanı canını yakar. Hani bazılarına göre çok böyle büyük kayıplar getirir ama her getirilen kaybın yeri enerji çünkü dünya hiçbir şekilde evrende boş kalmaz. Hemen yeri dolar. E, doldurulmuş enerjiler geldi. Çok güzel. Şimdi tekrar oğlağa geçti. Eski dostlarınız, eski konularınızla son bir kez vedalaştınız. Ve artık Pliton ayın 12'sinden beri ileri hareket etmeye başladı. Evet artık yıllarca tekrar 12. evinize Kasım'da geçerek sizi yeni düşünceler, yeni yapılanmalar, yeni bir ruhsal hayat sunacak. Ama bu ara çok güzel bu haftayı güzel geçirebilirsiniz özellikle dostlarınızda arkadaşlarınızda yarım kalan işlerinizi zaten tamamlamak üzeresiniz İyi sonuçlar alacaksınız Mars tabii ki yengeçte sizi çok coşkulu çok özel yapıyor kıskançlıkları hedefsiniz duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz bir anda aklınıza böyle bir şey takılır Eski bir sevgiliyi de arayabilirsiniz ya da eski dostunuzu sizi özledim diyebilirsiniz. Yani böyle bir karmaşanın içinde bir dinginlik bekliyor sevgili balıkları. Nereden bakarsanız olaya onu göreceksiniz. Ne hissederseniz o hisler sizi gelip bulacak. Evet sevgili balıklar ilginç bir hafta. Her burcu olduğu gibi sizin için de. Haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın. Siz seviyoruz.